sevgiyle ve kalbimizle bakabilirsek dünyaya asıl o zaman görürüz diye düşünüyorum. Tiyatro gerçek hayatları unutup kendimizi büyülü bir dünyaya kaptırmak gibiydi ve biz bu büyülü dünyada çok mutluyuz. O büyülü dünyayla, tiyatroyla yeniden doğdu zihinsel ve bedensel engelli çocuklar. Azmettiler, çalıştılar, ön yargıları yıktıkça daha da başarılı oldular. Artık hem daha sosyaller hem de yeni hedefleri var. Oyunlarını tüm Türkiye'de sahnelemek. Konuşamayan, kendini hiç ifade edemeyen, kelimeleri zorlukla çıkarabilen arkadaşlarımız şimdi bir oyunun başından sonuna kadar oyunun içinde yer alıp oyunu götürebilecek kapasiteye ulaştılar. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 11 engelli çocuk 3 yıl önce çıktılar tiyatro serüvenine. Asıl engel onlara inanmayanlardı ama kısa sürede bunu da aştılar. Kendilerini kanıtladılar. Ailelerinin desteği, eğitmenlerinin özverisi başarıyı getirdi Alanyalı engelli çocuklara. Eskiden hep ön yargıyla bakıyorlardı. Sen yapamazsın, edemezsin gibi. Ama şu an yani gördükçe sen yaparsın deyip daha çok gaz veriyorlar. Belki denizi göremiyoruz, belki kuşları göremiyoruz, martıları, ormanı, ağaçları göremiyoruz ama biz sevgiyi görebiliyoruz. Bırakın tiyatro sahnesine çıkıp oyunlar oynamayı, bir show için sosyalleşmek, dışarıya çıkmak bir hayaldi ama Alanya Belediye Tiyatrosu'na geldiklerinde hayatı değişti engelli gençlerin ve çocukların. Şimdi onlar hep birlikte sahnede oyunlar oynuyor. Hatta bu oyunlar ödüller kazanıyor ve birlikte oyunları için turneye de çıkıyorlar. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'ne de davet edildik. 23 Nisan haftasında oraya da gideceğiz. 3 yıldır sahneledikleri Kalbimin Sevgili Gözü adlı oyun bu kez daha anlamlıydı onlar için. Çünkü 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde Alanyalı seyircilerin karşısına çıkıp tam not aldılar. Bu sadece bir oyun değildi aslında onlar için. Diğer engellilere de güzel bir örnekti. Projenin mimarlarından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel desteklerini süreceğini dile getirdi engellilere. Birçok projelerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ivmeli bir şekilde, hızlı bir şekilde devam edecek. Acaba hiç beş yaprak bir önde gördünüz mü? Durun düşüneyim bakayım. Hiç beş yaprak